Değerli başkanım, değerli hocalarım, değerli dinleyenler, 29 Eylül Çarşamba Bilge Tonyuk Salonu 11. oturumumuzda 4 bildiri sunacak hocamız var. Ali Akar hocamızın bildiri konusu Türk dilinde ayakta durmak eylem ve soğutmak fiili üzerine. Selma Gülseyin hocamızın konusu da gelmek gitmek fiillerin tarihi ve yaşayan Türk leşelerindeki ettirgen oldurgan görünümleri. Elza Semetli hocamızın Türkiye ve Azerbaycan Türkçesindeki basit fiillerin anlamsal sınıflandırılması konulu bildirisi var. Musa Salan hocamızın da ekli fiil yapımında öbek biçimindeki isim tabanları Ermeni Kıpçakçası örneğinde. Ben zaman kaybı olmaması açısından ilk sözü Ali Akar hocamıza vermek istiyorum. Ali hocam buyurun, Türk dilinde ayakta durmak eylemle soğutmak fiili üzerine konulu bildirinizi sunabilirsiniz. Hocam sesiniz kapalı Ali hocam. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Sayın Türk Dil Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, meslektaşlarım, burada hazır bulunan arkadaşlar, hepinize saygı ve sevgilerimi ileterek hemen zamandan tasarruf etmek amacıyla bildirime başlıyorum. Şimdi paylaşımı yaptım, inşallah görülüyor değil mi? Evet, evet görünür hocam. Evet. Benim bildirimin başlığı Türk dilinde ayakta durmak eylemi ve soğutmak fiili üzerine. Değerli dinleyiciler, bildiğiniz gibi dillerde temel sözcükler dediğimiz insanın temel hareketlerini esas alan veya temel insanın hayatındaki temel nesneleri ön plana çıkaran temel sözcükler var. Bunlar İşte hepimizin bildiği temel zamirler, ben, sen, o gibi veya vücut organları, el, ayak yahut çevremizde gördüğümüz birincil nesneler, gök, su, tepe gibi ya da temel hareketler, kalkmak, yemek, içmek, koşmak, yürümek, uyumak, acıkmak gibi temel fiiller de temel kelimeleri teşkil ediyor. Biliyorsunuz bunlar dünya dillerinde tasnifler yapılmış. Bazı dillerde 150, bazı dillerde 250, 300 kelimelik temel sözcükler. Bunlar yanında ikincil kelimeler de var. Araba kullanmak, ekin ekmek, balık tutmak, kulaç atmak, perde takmak gibi yapılar da ikincil, sonradan oluşturulmuş yapılar. Belki bazı dillerde mesela ekin ekmek bazı tarım toplumlarında, balık tutmak balıkçı toplumlarında tek bir sözcükle yapılabilir. Bizde birleşik fiil şeklinde yapılmış. Mesela kulaç atmak veya kulaçlamak şeklinde de kullanılıyor. Fakat bunlar perde takmak gibi, kulaç atmak gibi, araba kullanmak gibi yapılar temel yapılar değil. Fakat bunlar arasında temel fiiller arasında göremediğimiz bir fiil var bizim. O da ayakta durma eylemi. Aslında ayakta durma eylemi de temel fiiller içerisinde yer alması gerekiyor ama günümüz Türkçesinde ayakta durmak insanın temel hareketlerinden biri olmasına rağmen iki yapıyla birleşik fiille yapılmış. Bunun tarihi dönemlerle ilişkilendirildiği zaman ayakta durma eyleminin aslında Türkçe'de tek bir fiille gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Yani durmak fiili var ama bu ayağa kalkmak anlamında kullanılıyor. O bakımdan ayakta durmak başlı başına bir eylem. Peki bununla ilgili tarihi dönemlerde bizim şeyimiz var mı? Evet. Tarihi dönemlerde birkaç yapıda bunu görüyoruz. Ayakta durma eylemini örü turmak, ayağa kalkmak veya örü turdu diyor. Eğer bitimli fiille kullanıyorsa bu yapı yükselerek ayağa kalkmak anlamındaki gibi bir yapıdan oluşturulmuş.
Eskana doğru Türkçesine kadar gelmiş de Uygur metinlerinde görüyoruz. Karahanlı metinlerinde, Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde. Burada ben bildiride küçük küçük dipnot şeklinde yazdım ama onları metinlerden aldığım bir takım şeyler var. Çağdaş lehçelerimizde de bu yapı devam ediyor. İşte Karaçay Türkçesinde var. Kırgız Türkçesinde var. Bunlar birleştirilerek mesela Kırgızca'da ördöt olmuş. Öbüründe öret turmak şeklinde Karaçay Türkçesinde devam ediyor bizim Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi. Ya Altay Türkçesinde öreçür şeklinde devam ediyor yukarı çıkmak anlamında. Kazakça'da da öretulav şeklinde var metinlerde ve sözlüklerde geçiyor. Dolayısıyla ayakta durmak, ayağa kalkmak eylemi eski metinlerimizde var. Şimdi bizim Anadolu Türkçesinde ise ayakta durmak eylemiyle ilgili aslında tek bir fiilimiz var. Fakat bu fiil yazı diline geçmedi. Yazı dilinde kullanılmıyor. Türkiye'nin çeşitli ağızlarında kullanılan sorutmak fiili var. Ben de İç Anadolu bölgesi ağızları içerisinde yetişmiş biri olarak Tokat, Sivas ağızlarında bu fiil ayakta durmak anlamıyla birebir tek bir fiille kullanılabiliyor bu eylem. Fakat bu yapı Türkiye'nin başka ağızlarında da var. Yazı dilinde de geçmiş şekliyle somurtmak olarak da kullanılıyor. Yani bu hem ayakta durmak, sorutmak fiili hem de yüzünü asmak, somurtmak olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bu fiilin aynı yapıda, aynı biçimsel yapısı olan fiilin farklı anlamlara gelmesi bize acaba bu fiilin kökeni yüzünü asmak mı yoksa ayakta durmak mı? Nereden geliyor şeklinde bir soruyu sormamızı yöneltiyor bizi. Tabi bu fiile de tarihi metinlerde baktığımız zaman tarihi metinlerde de yine sorutmak fiiline rastlıyoruz. Karahanlı Türkçesi metinlerinde var Divan Lugat-ı Türk'te. Hem emzirmek hem de yüz asmak anlamında var. Eski Oğuz Türkçesinde var, somurtmak anlamında kullanılıyor. Bir de kurularak başını yukarı kaldırmak anlamı verilmiş Burhan-ı Katı'da. Klauson ise sorutmak fiilini değerli hocalarım somurtmak şekliyle, anlamıyla almış. To power şeklinde yapıyor. Yani bunun somurtmak, yüz asmak anlamında kullanıldığını tespit ediyor. Tabii burada bizim tespitlerimize göre sormak fiiline götürdüğümüz zaman iki tane sormak çıkıyor. Klauson'da da var bu. Biri emmek anlamındaki sormak. Hani Anadolu ağızlarında hala vardır emmek anlamına gelen sormak fiili. Hatta emziye de Sivas'ta, Tokat'ta sormuk derler. Bu çocukların emziğine sormuk derler. Emmek anlamı var. Bir de normal anlamıyla sormak fiili var. Bu normal anlamlı sormak fiili ise bugünkü anlamdaki soru sormak anlamına geliyor. Dolayısıyla bu iki fiil birbirine karıştırılıyor. Oğuz Türkçesinde bu uzunluklar normal hale getirildiği için, normalize edildiği için sormak şeklinde söylenmiyor. Türkmen ağızlarında muhtemelen bu şekil olabilir. Bu yapı bizim Türkiye Türkçesindeki sözlüklere de girdi. Türk Dil Kurumu sözlüğünde sorutmak fiili ayakta durmak, dikilmek, beklemek,
İkinci anlamda somurtmak, surat asmak anlamıyla veriliyor 2005'teki baskısından. Tabii bu yazı dilinde yok. Muhtemelen Türkçe sözlükte de ağız sözcüğü olarak verilmiş olmalı. Çünkü ağızlara has, yazı dilindeki şeylere tam girdi mi girmedi mi bilmiyorum. Metinlere bakmak gerekiyor. Misalli Türkçe sözlükte de somurtlamak anlamında veriliyor. Ötüken Türkçe sözlükte kurularak başını yukarı kaldırmak, somurtmak, gururlanmak. İkinci anlamda hoşnutsuzluğunu yüz ifadesiyle belletmek, surat asmak, ayakta durmak, bir iş yapmadan dikilmek şeklinde vermiş ötüken Türkçe sözlük. Dolayısıyla sorutmak yapısı Türkiye'nin çeşitli ağızlarında bu iki anlama geliyor. Ben de bu kelimenin etimolojisini araştırmaya başladığımda bir sosyal medya hesabından sordum. Bu derleme sözlüğünde ayakta durmak anlamı belirli yerlerde veriliyor. Acaba sorutmak kelimesi, sorutmak fiili, ayakta durmak anlamında Türkiye'nin hangi bölgelerinde kullanılıyor şeklinde bir ağız haritası yapayım dedim. Gerçekten o zaman Türkçe sözlüğe girmemiş birçok bölgede bunun kullanıldığını tespit ettim. Hatta benim metinlerime girmemiş, Muğla ağızlarında metinlere girmedi ama o zamanda yani bu sosyal medyadan paylaşım yaptığım zaman da Muğla'dan da arkadaşlarımız bazı köylerde bunun ayakta durmak anlamında da kullanıldığını söylediler. Dolayısıyla geniş bir bölgede bu fiil ayakta durmak anlamıyla kullanılıyor. Nerede? Orta Karadeniz, Orta Anadolu, İç Ege'de, mesela Afyon, Bayat, Emirdağ'da, Isparta, İnhisar'da, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Bolu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Gaziantep, Sivas çevresi, Yozgat, Ankara ve çevresi, Kayseri gibi yerlerde bu fiil o zaman derleme sözlüğüne girmeyen bölgelerde de geniş bir şekilde kullanılıyor. Ayakta durmak anlamıyla. Bu bakımdan belki Türkiye Türkçesi ağızları için böyle bir haritalandırma yapılabilir. Şimdi tabii sürem kısalıyor, onu da göz önüne alarak bu bahsi biraz daha özetleyerek şey yapayım. Evet hocam, iki dakikanız var. Evet, evet hemen Musa hocam. Şimdi ben bu fiilin, sorutmak fiilinin ayakta durmak anlamına gelen yapısını şöyle etimolojisini yapıyorum. Sorutmak fiilinin birinci bölümündeki sormak, soru sormak anlamındaki yapı, ikincisi ise turmak anlamındaki tasvir fiili olarak kullandığımız yapı. Soru turmak, yani sorarak ayağa kalkmak anlamındaki bir yapı, daha sonra birleşerek sorutmak, sonra da vurgusuz sondaki u düşünce sorutmak şekline dönüştüğünü düşünüyorum. Tabii burada bu fiilin emmekle bir ilgisi yok. Soru, sormak için ayağa kalkmak anlamından büzüşerek, daralarak Oğuz ağızlarında böyle bir ek anlam kazanmış ve bu anlamla da belirli yerlerde yaygın olmaya devam ediyor. Peki somurtmak şekli nedir? Somurtmak da muhtemelen ayakta durmayla ayakta duran kişinin eyleminin olumsuzlandığı için bu fiile ek bir yan anlam kazandırılmış. Ayakta duran kişi genellikle soru soran, somurtan, hazımsızlığını belli eden şeydir. Tabi bu biraz anlam bilimine giriyor. Farklı bir şeye giriyor. Bilim alanına, dil bilimin farklı bir anlam alanına giriyor. Dolayısıyla bu somurtmak anlamı da böyle yan anlam kazanmış bir yapı olsa gerek diyorum. Teşekkür ediyorum. Daha geniş bilgi zaten bildirimizde var. Bu şekilde
sonuç bölümünü de özetleyeyim. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok sağ olun Ali Hocam. Dilinize sağlık. Ben hemen dayanamayıp bir cümle eklemek istiyorum. Bu kelimenin doğa bir konuşucusu olarak şunu söyleyeyim. Benim bulunduğum yerde, yörede, Emirdağ yöresi, az önce de siz zikrettiniz. Somurtmak sadece ayakta durmak değil, yüzünü asarak ayakta durmak. Yani sadece ayakta durmayı tarif etmiyor. İkisi birlikte bu anlamı kazanıyor. Ne somurtmak ne de ayakta durmak, somurtarak ayakta durmak anlamında kullanılıyor. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Selma Hocam, sisteme bağlandım. Günaydın demek istiyorum. Merhabalar. Merhaba Selma Hocam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Geç bağlandınız. Herhalde bir sıkıntı oldu. Sanırım. Selma Hocam'ın bildiri konusu gelmek gitmek fiillerin tarihi ve yaşayan Türk leşelerindeki ettirgen olurgan görünümleri. Selma Hocam buyurun, sunumumuzu yapmak üzere. Söz evet, sizin. Sayın Başkan, değerli hocalarım, sevgili dinleyiciler, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben şuradan herhalde şöyle paylaşarak kendi slaytımı açabildim mi bilmiyorum. Şu anda görünmedi Selma Hocam. Görünmedi mi? Geliyor. Evet, görünüyor Selma Hocam. Şöyle. Evet, evet. Sanırım tamam şu anda. Evet. Benim bildirimin konusu gelmek gitmek fiillerinin tarihi ve yaşayan Türk lehçelerindeki ettirgen, oldurgan görünümleri. Çatı kavramı çeşitli çalışmalarda genellikle benzer şekillerde tanımlanmakta ve değerlendirilmekte. Çatı gramer terimleri sözlüğünde fiil kök veya gövdesinin sözlük anlamında herhangi bir değişikliğe uğramadan fiilden fiil yapan, belirli bazı eklerle genişletilerek cümledeki özne ve nesneyle olan bağlantısında uğradığı durum değişikliği. Fiilin anlam değişikliği göstermeyen ancak özne ve nesneye hükmeden şekil değişikliği olarak tanımlanmakta. Çatı ile ilgili çeşitli sınıflandırmalar var. Bunlardan bir tanesi Candeni'nin sınıflandırması. Burada ben şimdi vakit açısından da hepsini okuma niyetinde değilim tabii ki bunu. Osmanlı Türk Dili Grameri Osmanlı Lehçesi adlı eserinde çatıdan bina bildiren fiil türetme ekleri veya özgelemeçler adıyla bahsedip bunları 7 tane olarak gösterip 5 gruba yerleştirmiş. Burada dikkat çeken şey dönüşlü, işleş, ettirgen, edilgen, etken kavramlarının dışında olumsuz yapısını da çatı içerisinde değerlendirmiş olması. Şöyle birkaç tane şey söylemek isterim. Tahsin Bangıoğlu da yine çatıyı fiil tabanının fiil çekiminden önce aldığı değişik şekillerin her birine görünüş diyoruz. Türkçe'de fiilin aldığı görünüşler çeşitlidir ve özel eklerle sağlanır. Fiil tabanının bu türlü çeşitlenmesine fiilin çatısı adını veririz şeklinde tanımlar. Yine Bangıoğlu olumsuzluğu da çatı kavramı içinde değerlendirmiştir. Çatının cümlenin hangi öge ya da ögeleriyle ilgili olduğu konusu da farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Bazı dilciler çatı kategorisini özne ile yüklem arasındaki ilişkilerin ifadecisi olarak nitelendirmişlerdir. Mesela fiille nesnenin ilgisi özne sebebiyle değildir diyen Bilal Yücel, yalın türemiş çatı eki almış bütün fiiller nesne alabilen ve alamayan olmak üzere ikiye ayrılır. Bundan dolayı bunun ayrı bir kategori olduğunu söyleyip çatıyı fiilin özne ile ilgisi şeklinde görmenin daha isabetli olacağı görüşündedir. Bazı dilciler ise çatıyı
aşağıdaki gibi yüklemin hem nesneyle hem de özneyle olan ilişkisi olarak incelemişlerdir. Bunların dışında çatı eklerini yüklem, nesne ve özlem ilişkisi konusuna değinmeden veya herhangi bir kategori altına sokmadan sadece yapım ekleri olarak inceleyenler de vardır. Bu tabii detaylı kısım bildirinin tam metninde yer alacak. Ben sadece ana başlıklar şeklinde özetleyerek geçmeyi düşünüyorum. Korkmaz Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi adlı eserin de Türkçe fiillerin özne alıp almadıklarına göre ve aldıkları öznenin taşıdıkları özelliklere göre etken, edilgen, meçhul, dönüşlü, işleş ve ettirgen olmak üzere 6 farklı çatı türünde olduğunu söylemektedir. Nadir Engin Uzun, Dil Bilgisinin Temel Kavramları adlı kitabında fiil çatısını öncelikle geçişsiz ve geçişli olmak üzere iki gruba ayırır. Bu sınıflandırmadan sonra edilgenleştirme, dönüşlüleştirme ve işleşleştirme yöntemlerinden geçişli fiili geçişsiz yapma yolları ve ettirgenleştirme yöntemini ise geçişsiz fiilleri geçişli yapma yolu olarak tanımlar. Geçişsiz eylemlerin edilgen, dönüşlü ve işleş yapılabildiği gibi geçişli eylemlerin de ettirgen yapılabildiğini açıklar. Uzun fiillerin ettirgen, edilgen veya başka bir yöntemle çatı değişmelerinin onların üye yapılarıyla ilgili olduğunu söyler. Şimdi ettirgen kavramı nedir? Ettirgen çatıdan ne anlıyoruz gibi onunla ilgili birkaç söz de söylemek isterim. Ettirgenlik gramerlerde genellikle çatı kavramı içinde, bazı kaynaklarda özne yüklem ilişkisi açısından, bazı kaynaklarda ise nesne yüklem ilişkisi açısından değerlendirilmektedir. Konu çoğunlukla morfolojik açıdan incelenmiş. Ağırdır, R, T, dar, ız morfemleri ettirgenliği sağlayan ekler olarak gösterilmiştir. Temel olarak bu morfemlerin sağladığı iki işlevden söz edilmektedir. Bunlardan birincisi işi başkasına yaptırmak, ikincisi ise geçişsiz fiilleri geçişli hale getirmektir. İkinci görevin, yani geçişsiz fiilleri geçişli hale getirmenin ettirgenlik değil oldurganlık olarak, yani oldurganlık terimiyle değerlendirilip değerlendirilmemesi konusunda da görüş ayrılıkları vardı. Bir kısım gramercimiz oldurganlık ve ettirgenliği birbirinden ayırarak incelemişler. Bir kısmı ise oldurganlığın ettirgenlikten ayrı bir kavram olmadığını, her ikisinin de cümleye öge katılımını sağlamak için kullanıldığından hareketle ayrı bir kategori olmadığı neticesinde birleşmişlerdir. Ettirgenliğin cümleye kazandırdığı anlamları şöyle sıralanabilir. Pek çok çalışmada bunlarla ilgili tespitler var. İşte birilerine bir şeyi gönüllü olarak yaptırma ya da birilerinin bir şey yapmasına yardım etme, birilerine bir şeyi zorla yaptırma, eylemin yapılmasına izin verme, genellikle olumsuz durumlarda bir işe iradesizce istemeden sebep olma, geçişsiz dönüşlü veya geçişsiz oluş fiil gövdelerini yapma anlamıyla geçişli kılıç fiillerine dönüştürme, ış çatı ekinden sonra gelen dır eki tarafından fiilin ardı ardına veya sıklıkla yapıldığını ifade eden gövdeler oluşturma, ard arda tekrar eden hareket fiillerinde fiil gövdesine eylemin çabucak, çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği anlamını yükleme, eyleme yeni bir anlam kazandırma ya da pekiştirme yapma. Bunlar en belli başlı ettirgenliğin anlamları. Ettirgenliğin diğer çatı kavramlarının yanında ayrı bir özelliği var. Edilgen, işleş ve dönüşlü çatılarda cümle içerisinde ya bir ögenin konumunda değişiklik meydana gelir veya cümleden öge eksilirken ettirgen çatıda cümleye genellikle yaptıran konumunda yeni bir öge eklenir. Bu bakımdan ettirgenliğin çatı olmadığı konusunda görüşler de vardır.
Akerson, ettirgen fiillerin cümleye her zaman bir öge eklemediğini, bazen de nesne ve özne arasında değiş tokuş işlevi gördüğünü ifade eder ve Ayşe bu olayı düşünüyor. Bu olay Ayşe'yi düşündürüyor örneğini verir. Ettirgen çatıda cümleye yapılan ekleme ile yaptıran öge cümlenin öznesi konumuna geçer. Yapan öge ise cümlede bir nesne varsa yönelme, yoksa belirtme durumu ikine alarak cümle içinde varlığını devam ettirir. Şimdi aslında benim konum bundan sonra başlayan bir durum. Gramerler genellikle ettirgenliği morfolojik yolla oluşturulan bir kategori olarak değerlendirir. Oysa ettirgenlik anlam bilimsel bir kategoridir ve dilde ettirgenliği sağlayan birden çok yol vardır. Bütün fiillerin ettirgenliği işte ar, dır, re, te, ız, dar gibi morfemlerle yapılamamaktadır. Türkçe'de ettirgenlik yapma yollarını şöyle sıralayabiliriz. Fiillere ar, dır, re, te gibi morfemlerin eklenmesiyle yapılan morfolojik ettirgenlik bu yollardan biri. İkincisi leksikolojik ettirgenlik. Üçüncüsü birleşimsel ettirgenlik. Dördüncüsü sentaktik yolla yapılan ettirgenlik. Ve benim ana konumu aslında ifade eden beşincisi seri fiil yapılarıyla oluşturulan ettirgenlik. Şimdi bunlardan birkaç örnek verecek olursak fiilleri belirli biçim birimlerin ardır, RT gibi morfemlerin eklenmesiyle yapılan morfolojik ettirgenlik bu en yaygın olarak kullandığımız ve bildiğimiz ettirgenlik kırmak, kırdırmak, başlamak, başlatmak, çıkmak, çıkarmak gibi. İkinci bir ettirgenlik yapma yolu leksikolojik ettirgenlik. Bunlar ettirgen şekli köke doğrudan getirilen bir ekle yapılamayan başka bir sözlük ögesi yardımıyla ettirgen yapılan fiillerdir. Osman Nedim Tuna hocanın bir çalışmasında bu tür ettirgenlik iki başlık altında ele alınmıştır. Bunlardan birincisi ettirgen şekillerle aynı kökten gelmeyen veya geldikleri anlaşılamayan, bugün için geldikleri anlaşılamayan fiiller. İşte aymak, uyarmak, gelmek, getirmek, girmek, sokmak, gitmek, göndermek gibi. Ahmet sınıfta kaldı cümlesini biz geçişli bir fiille söyleyecek olursak öğretmen Ahmet'i sınıfta kaldırdı diyemeyiz. Öğretmen Ahmet'i sınıfta bıraktı diyebiliriz. İşte Ahmet kardeşini içeri girdirdi değil de Ahmet kardeşini içeri soktu şeklinde ifade ederiz. Yine Osman Nedim Tuna hocanın ifadesiyle bir de değişmelikler yoluyla yapılan bu ettirgenlikler vardır. Kalkmanın kaldırmak, yanmanın yakmak, uyanmanın uyarmak olması gibi veya işte aldanmanın aldatmak, arınmanın arıtmak olması gibi. Üçüncü bir ettirgen yapma yolu birleşimsel ettirgenlik. Türkçe'de genellikle etmek ve yapmak gibi yardımcı fiillerle sağlanan bir ettirgenlik yoludur bu. Çoğunlukla olmak fiiliyle edilgen veya geçişsiz durumlar, etmek ve yapmak fiiliyle ise etken ve geçişli fiil şekilleri oluşturulur. Can hasta oldu deriz. Ama biz bunu bir ettirgen hale çevireceğimizde Ali Can'ı hasta etti. Hasta oldurdu değil, hasta etti ile söyleriz. Selma Hocam 2 dakikanız var. Gerçekten mi? Evet. Ben hepsini bunları şöyle geçerek asıl çok özür dilerim. Asıl söylemek istediğime geleyim. Seri fiil yapılarıyla yapılan bir ettirgenlik vardır. Burada Sayın Erkan Birik Hocam'ın 2019 yılında yayınladığı bir bildiriden, bir yayından buradaki bilgiler alınmıştır. Seri fiil yapıları dünya dillerinde kullanılan, bizde de artık literatüre girmiş olan bir kavram. Bu
Şöyle, seri fiilin içinde birden fazla hareket barındıran tek bir fiilden oluşabileceği gibi birden fazla fiilin birleşerek tek bir hareket bildirmesi şeklinde de oluşabileceği olarak özetlenebilir. Erkan İrik bu makalesinde konuyu detaylıca anlatmış. İşin teorisini ve tarihini orada ayrıca bakılabilir. Ben hemen çok hızlı geçerek şöyle yapayım. Mesela işte bitip tükenmek, basıp itmek, çekip itmek gibi, durmak, düşünmek gibi iki tane fiil var ama bir tane hareketi ifade eder. Veya getirmek, bu almak ve gelmektir. Bir fiil var ama bunun içerisinde iki tane iş var. Bunlara seri fiiller deniyor. Bizim de Türkçe'de getirmek ve götürmek kelimeleri almak fiiliyle kullanılıp alıp gelmek, alıp götürmek, bunlar da birer seri fiil olarak kullanılmakta. Bugün getirmek anlamında Kazak Türkçesinde alıp gelmekten akelmek, Kırgız Türkçesinde alıp gelmekten akelmek, Özbek Türkçesinde olip gelmek, Yeni Uygur Türkçesinde alıp gelmek, Türkmen Türkçesinde akelmek, Çuvaş Türkçesinde alsa gelmek gibi seri fiillerle yapılmış ettirgenlik vardır. Yine götürmek anlamında da alıp ketmekten ak etmek, işte bu olip ketmek, ak etmek gibi. Bunlar sadece bugün çağdaş lehçelerde gördüğümüz kullanımlar değil, biz bunları dilimizin tarihi metinlerinde de görüyoruz. İşte şecereyi terakimede, ben hepsini okumayayım, sadece şurada göstereyim. Alıp geldi, alıp gelsin, alıp geldiler gibi. Gülistan tercümesinde yine aynı şekilde. Alıp ketmek yapısı, şecereyi terakimede alıp ketmek, alıp ketti, alıp ketti. İşte nevadir şebapta alıp gitken gibi. Bunlar sadece Orta Asya'nın dilinde değil, eski Oğuz Türkçesi metinlerinde de alıp gelmek ve alıp gitmek şekilleri vardır. Behçetül Hadayık'ta, Garipname'de, sadece göstererek geçiyorum, çok özür dilerim. Varaka ve Gülşah'ta, Maddeli Hüseyin'de, Dede Korkut'ta. Tabii bunları çok artırmak mümkün. Alıp gitmek yapısı da aynı şekilde. Mantıklı Tahir'da. Bu bizim eski Anadolu Türkçesi metinlerimizde götürmek fiili de var. Bu alıp gitmenin yanında ama bu daha çoğunlukla yükseltmek, kaldırmak, el götürmek gibi kullanılan yapılardır. Ben sanırım asıl söylemem gerekeni çok kısa zaman bırakmış oldum ama işte Yusuf-u Züleyha'da eski Anadolu Türkçesinin ilk Kur'an tercümesinde de alıp gitmekler yine götürmek anlamında, yani seri fiil yapıları ile ettirgen şekiller oluşturmak üzere kullanılmışlardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Doçent Doktor Sena Gülsen hocamıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Hocam dilinize sağlık. Gerçekten uzun bir konu. Yani hızlı geçtiniz ama bence anlaşılırdı. Çok sağ olun. Elza Hanım efendi, Elza Hocam sisteme dahil olabildiniz mi? Evet hocam, buradayım. Tamam, bir ara az önce koptu diye mesajınız vardı. Evet buradayım. Kurultayımıza Azerbaycan Bakü'den katılan Doçent Doktor Elza Semetli Hocam. Türkiye ve Azerbaycan Türkçesindeki basit fiillerin anlamsal sınıflandırılması başlıklı bildirilerini sunacaklar. Elza Hocam buyurun. Merhabalar, herkesi selamlıyorum. Ben ekranı paylaştım, herhalde görünüyor, bilmiyorum. Evet, benim konum basit fiillerin anlamsal sınıflandırılması. Türkçe'de fiil konusu çok çalışılmış konulardan bir tanesidir. Fakat fiiller, özellikle basit fiiller baktığımız zaman Türkçe'nin en eski, ilk değişime başka dillerden alınmayan, yani içerisinde alınma kelimelerin bulunmadığı
sözcük türlerimizdi ve aslında basit fiillerin tüm özelliklerini ben bir şiirle, Bahtiyar Vahapzade'nin bir şiiriyle anlatmak isterdim. Çok hoşuma gitmişti okuduğum zaman ve bu çalışmanın da giriş kısmına onu aldık. Bahtiyar Vahapzade fiillerle ilgili diyor ki, çok seviren feilleri geldi gitti, aldı, çaldı, indi, ucaldı. Feil hareket, feil sürat, canlıdır, diridir. Feil insan emelidir. Feil hemişe düğüşte, hemişe at belinde. Öz dostu var, düşmeni var dilinde. İsim sifat döyüşlerde çox zaman karıxır. Feillərsə döyüşlərdən həmişə qalib çıxır. Çox sevirəm igid kimi döyüşən, kəlməni mən sözümə. Feil olmaq istəyirəm düzümə. Və Bahtiyar Vahapzadəyi bu gözəl şiiri çox ilgimi çəkmişdi doktora tezimi yaparkən. Və gerçəkdən basit fiillərin dilimizdə özəl bir yerə sahib olduğunu görüyoruz və çeşitli açılardan incelendiği zaman ben de basit fiilleri anlam bilimi açısından incelemiştim doktora tezimde ve aynı zamanda bu çalışmada. Baktığımız zaman anlam bilimi aslında çeşitli dallara ayrılıyor biliyoruz ki. Yani genel anlam bilim, işte mantıksal felsefe anlam bilim ve dil bilimsel anlam bilimi. Bu anlamda biz genelde dil bilimsel anlam bilimi üzerinde, dil bilimciler olarak dil bilimsel anlam bilimi alanında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve bakıyoruz ki dil bilimsel anlam biliminin de kendi içerisinde işte şekil bilgisi, kelime bilgisi ve cümle bilgisi açısından incelendiği zaman bir dil bilimsel anlam bilimi dalına ayrılıyor. Ve bu anlamda baktığımızda kelimelerin anlamlarını, kelime türetmenin anlam sahasını, işlevlerini, birleşik kelimelerin anlamını ve bileşimini oluşturan kelimeler arasındaki anlam farkını kelime anlam bilimi, yani leksikal semantikte incelendiğini görüyoruz ve cümle açısından ise, cümle bilimi açısından ise söz dizimi, vurgu, kelimenin değişmesi, bağlaçlar vesaire gibi dil birimlerinin görevinin anlam bir yönünden araştıran alan ise cümle anlam bilgisidir. Ben de çalışmamda kelime anlam bilimi açısından yaklaştığım fiillere, yani teorik kuramlarımızı bunun üzerine kurduk. Ve kelime anlam biliminin açısından basit fiillere yaklaşmaya çalıştık ve kelime anlam bilimi açısından kelimelerin sözlüksel anlamlarını incelemeye çalıştık. Yani dil Türkoloji alanında baktığımız zaman gerçekten çok çeşitli anlam bilimsel sınıflamalar olduğunu görüyoruz. Yani sözlüksel anlamlarını temel alarak yapılan sınıflamalar var. Ben çalışmada ta eski dönemlerden, hatta tematik sınıflandırma olan Mukaddimetül Edeb Zamanşehri'nin bu kitabından, sözlüğünden itibaren Türkçedeki, yani Türkolojide yapılmış anlamsal sınıflamalara yer ayırdık ve kendi çalışmamızı teorik temel olarak aldığımız temel sözlüksel anlam yapısının incelenmesidir. Ve kelimenin sözlüksel anlam yapısını incelediğimiz zaman literatürde karşımıza çıkan kelimenin alt anlamlarının olduğu ve sözlük birim, anlam birimcik demeti ve anlam birimcik adı verilen yapıdan oluştuğunu görüyoruz. Ve kendi çalışmamızda bu sözlük birim, anlam birimcik demeti ve anlam birimcik açısından yaklaşıldığında basit fiillerin her iki Türkçe'de, Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde nasıl bir yapı ortaya koyduğunu incelemeye çalıştık. Ki çalışmanın temel kısmını, araştırmanın temel kısmını o araştırma oluşturuyor. Yani sınıflandırma oluşturuyor. Ve bakıyoruz ki kelime anlam bilimi açısından incelendiği zaman tematik ve anlamsal şekilde ikili bir sınıflandırmadan bahsediliyor. Ve tematik açıdan bazen aynı grupta olan kelimeler anlam bilimsel açısından, yani kelime anlamı açısından aynı grupta yer almayabilir. Mesela baktığımız zaman baş, el, ayak, parmak, göz gibi kelimeler veya diyelim ki
gel, git, otur, kalk, gir, çık gibi fiiller aynı tematik sınıflandırmada yer alsalar bile anlam bilim açısından, anlam ilişkileri açısından, yani anlam bilincik demeti ve anlam açısından farklı gruplarda yer alabiliyorlar. Ve mesela bu bir örnekle açıklamak isterdim bu durumu. Diyelim ki mesela anlam grubunun özelliğini, anlamsal grubun özelliğini oluşturan ortak anlam bilincik gruptaki kelimelerde sürekli tekrarlanması gerekiyor. Mesela Azerbaycan Türkçesinde danışmak, demek, söylemek, Türkiye Türkçesindeki demek, konuşmak fiiller, söylemek fiillerinde ortak bir anlam bilincik vardır ki bu da konuşmak fiilidir. Ve sınıflandırmada işte bu teorik temele dayalı olarak araştırmaya başladık. Her iki Türkçedeki basit fiilleri ve eski Türkçeden günümüze doğru anlam değişmelerini. Bu anlamda bizden önce yapılmış tüm sınıflandırmaları incelemeye çalıştık ve ilk sınıflandırma Sovyet Türkolojisi'nde karşımıza çıktı 1961 yılında ve bakıyoruz ki hareket fiilleri ve duyu fiilleri olarak iki grupa ayrılır ve onların da kendi içerisinde daha özel anlamlı ve genel anlamlı fiiller olarak gruplandırmışlardır. Veşilova'nın sınıflandırması vardır. Türkiye Türkolojisi'nde 1963 yılında Hikmet Dizdaroğlu'nun sınıflandırması vardır. Ben zaman açısından biraz böyle acele ettiğim için sonuca doğru gelmek istiyorum ve hızlı geçiyorum bunları. Necmeddin Hacı Eminoğlu'nun sınıflaması, Tahsin Bangıoğlu'nun sınıflaması, Zeynep Korkmaz'ın sınıflamasını görüyoruz. Aynı zamanda Sovyet Türkolojisine baktığımız zaman Sovyet Türkolojisinde de diyelim ki Kazak Türkçesinde benzer bir sınıflama var ama daha giderek genişlendirilmeye çalışılmıştır sınıflandırmalar. Artık altılı bir sınıflandırmayla karşılaşıyoruz. Azerbaycan Sovyet Türkoloji Okulu'nda da bakıyoruz ki işte Budagova'nın, Mehmedov'un sınıflandırmaları var. Ve Azerbaycan Türkçesinde en geniş sınıflandırmalardan birisi Guliyev'e aittir. Ve Guliyev'in bu sınıflandırmasına da baktığımız zaman geniş bir sınıflandırma görüyoruz. Sema, Türkiye Türkolojisi'nde Sema Barça Özönder'in bir çalışmasında Tatar Türkçesi gramerindeki 11'li sınıflamadan bahseder hocamız ve bu şekilde bir sınıflamayla karşılaşıyoruz. Ve biz aynı zamanda Amerika ve Batı'da İngilizce üzerine yapılan anlam bilimsel çalışmalarda da yine leksikal semantik açısından yani kelime anlam bilimi açısından yapıldığını görüyoruz. Yani bu temel aldığımız kuramsal teorinin yani kuramsal yapının diğer başka Avrupa dillerinde de uygulandığını görüyoruz. Ve biz çalışmada Azerbaycan ve Türkiye Türkçesindeki basit fiilleri şöyle yani şurada sunduğumuz şekilde sınıflandırdık. Öncelikle iş fiilleri dedik ve iş fiillerini kendi içerisinde alt gruplara ayırdık. Yapma anlatan iş fiilleri, yıkma anlatan iş fiilleri, belirli bir durum değişimi anlatan iş fiilleri, yer değişimi anlatan iş fiilleri, yeme içme sürecini anlatan iş fiilleri. Bu çalışmanın içerisinde her birinin her bir hem Azerbaycan Türkçesi hem Türkiye Türkçesindeki fiillerin anlamsal özelliğini gösteren yani bu fiillerin yapma anlatan iş fiili içerisinde olduğunu gösteren cümleler de verilmiştir. Fakat sayfa sayı açısından bir sınırlama olduğu için onları çıkarmak zorunda kaldık. Sadece bu şekilde bir sınıflama, sadece fiilleri göstererek sınıflamaya gittik. Ve iş fiilleri dışında ikinci olarak hareket fiilleri ve hareket fiillerinin kendi alt dalında hareketin üsulünü anlatan fiiller, hareketin yönünü anlatan fiiller, hareketin hem yönünü hem üsulünü anlatan fiiller, belirsiz hareket fiilleri diye gruplaştırdık. Oluş fiilleri, üçüncü grupta oluş fiilleri, dördüncü grupta durum fiilleri, beşte doğa olaylarını anlatan fiiller olarak, altıda psikoloji ile ilgili olayları anlatan fiiller ve bu fiilleri de hani psikoloji ile ilgili derken alt gruplarına ayırdık. Konuşma fiilleri,
Duyularla anlaşılan fiiller ki artık duyu fiilleri, görme fiilleri, işitme fiilleri, tatma fiilleri, koklama ve dokunma fiilleri olarak sınıflandırılır. Ezra hocam, iki dakikanız var. Evet. Ve sınıflamayı yani çalışmamızda en son sınıflama ses yansımalı fiillerdir. En önemli söylemek istediğimiz bazı hususlar vardır ki neden bu kadar çeşitli sınıflandırmalarla karşılaşıyoruz? Bu fiillerin özellikleriyle ilgilidir. Çünkü fiilleri zaman içerisinde anlam bakımından çok yaygın bir kullanıma sahip olduğu için devamlı değiştiğini görüyoruz. Ve ses şekil yapısı değiştiği gibi fiilin lehçeden lehçeye, eski Türkçeden günümüze anlam yapısının da değiştiğini görüyoruz. Ve bu anlam yapısı değiştiği zaman kelime gruplarındaki yani o anlamsal gruptaki yerleri de değişebiliyor. Hatta dikkat edersek aynı fiil yani bir tane diyelim ki durmak fiiline baktığımız zaman durmak fiili diyelim ki Azerbaycan Türkçesinde hem hareketsiz kalmak, uykudan kalkmak anlamında kullanılarak durum fiilleri grubunda yer alabiliyor. Aynı zamanda yani bir başka bir anlam, temel anlamı daha var. Oturduğu yerden kalkmak. Bu zamanda hareket fiilleri içerisinde yer alıyor. Ve kelimenin bu anlamda yani en temel sınıflandırma ölçütü olarak kabul ettiğimiz sözlük birim, anlam birincik demeti ve anlam birincik açısından yola çıktığımız zaman doğru bir sınıflandırmaya ulaşabiliyoruz. Mesela uçmak fiili üzerinde, çalışmada uçmak fiili üzerinde sonuç kısmında çok net olarak kelimenin yani sözlük birim adlandırdığımız kelimenin anlam birincik demetleri örnek olarak verilmiş ve onun altında 5 tane anlam birincik demeti olarak ayrıldığı gösterilmiştir. Mesela uçmak fiilinin sözlük birimin başlıca anlam birincik demeti kuşların havada kanatlarıyla hareket etmesidir. Ve bu anlam birincik demetini oluşturan anlam birinciklere baktığımızda eylemin gökyüzünde gerçekleşmesi, kanatların yardımıyla yapılması, kuşların hareket etmesi, kuşların uzağa gitmesidir. Fakat Ezra hocam son cümlelerimiz. Evet, son cümle olarak yani bu fiili anlatarak devam etmek istiyordum. Uçmak fiilinin diyelim ki uçak bulutların arasından uçuyor. Yani uçakların icat olmasıyla uçmak fiili yeni bir anlam kazanmış oluyor ve yeni bir anlam birincik demetine sahip oluyor. Bu anlamda kısaca yani şunu belirtmek istiyorum ki yeni zaman teknolojinin gelişimi dilde fiillerin anlam kazanmasında ve kullanımında son derece önemli bir nokta oluyor ve buna bağlı olarak da anlam grupları, ait oldukları anlamsal gruplar devamlı değişebilir. Teşekkür ederim. Çalışma yayınlanınca detaylarıyla hepimiz birbirimizin yazılarını daha ayrıntılı okuyabiliriz diye umarım. Fırsat sunduğunuz için teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Evet hocam, biz çok teşekkür ederiz. Dilinize sağlık. Şimdi oturumumuzun son bildirisi için doktor öğretim üyesi Musa Salan hocamız sistemde mi acaba? Ben göremiyorum. Onun için buradayım hocam. Buradayım. Merhaba Musa Bey. Merhaba hocam. Doktor öğretim üyesi Musa Salan hocamız bize ekli fiil yapımında öbek biçimindeki isim tabanları Ermeni Kıpçakçası örneğinde isimli bildirilerini sunacaklar. Hocam sizden istirhamı bize bir iki dakika hakkınızı geçirirseniz, hak verirseniz iyi olur. Bir iki dakika erken bitirebilirseniz. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. Buyurun Musa hocam. Tamam, bir ekran paylaşımı yapmam lazım. Buyurun. Şu an yapamıyorum. Gördük. Ekranınız görünüyor mu hocam? Açarsanız. Yok, bu benim ekranım değil hocam. Öyle mi? Bu benim ekranım değil. Elza Hanım kapatabilirse eğer ekran paylaşımını. Ha, açık kalmış olur. Evet. Geldi hocam, görüntü geldi. Tamam hocam.
Sayın Başkan, değerli katılımcılar, kıymetli dinleyenler, sevgili Gürer Hocam ve Feyzi Hocam, hepinize saygılarımı sunarım. Öncelikle tam ekran yapamadım. Evet, benim bildiri başlığım ekli fiil yapımında öbek biçimindeki isim tabanları, Ermeni harfli Kıpçakça örneğinde. Biraz Ermeni harfli Kıpçak metinlerden bahsedecektim ama oraları atlasam daha iyi olacak. Ermeni harfli Kıpçakça'da söz yapımı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Ermeni harfli Kıpçakça'da sözcük yapımı büyük oranda genel, pardon. Büyük oranda genel Türkçeninkiyle aynıdır. Bununla birlikte kimi dikkate değer farklılıklar da arz eder. Bu bildiride de Türkçenin genel sözcük yapımı çizgisinin dışına çıkan 7 fiil örneğini ele alacağız. Bu fiiller öbek durumundaki isim tabanlarından lale ekiyle oluşturulmuş örnekler. Türkçe'de isimden fiil türetiminde yabancı tabanlar ve Türkçe kökenli birleşik sözcükler çoğunlukla yardımcı fiiller vasıtasıyla fiilleştirilirler. Birinci gruptakiler için Mustafa Balcı yardımcı fiil vasıtasıyla fiilleşen yabancı sözcüklerin zamanla tamamen benimsenerek lale ekiyle ekleşik fiil haline getirdiğini ifade eder. Yani hasta olmak bir zaman sonra hastalanmak gibi bir varyant oluşturabiliyor. Ertane Baydar ise lale ekinin yardımcı fiillerin yerini almasını en az çaba ve telaffuz kolaylığına bağlıyor. Çünkü bu sadece yabancı sözcüklerle oluşan bir durum değil. Türkçe sözcüklerle de birleşik fiil oluşturma süreci var. Şimdi Ermeni harfli Kıpçakça'dan tespit ettiğim şu 7 fiil var. Altın suvlamak, altında kaplamak, süslemek, yaldızlamak. Bir fikirlilenmek, hemfikir olmak, bunun aynı zamanda birleşik fiil versiyonu da var. Eçki münüzletmek, dağ keçisi haline getirmek. Eki fikirlenmek ve eki könüllenmek, tereddüt etmek. Eki könüllenmenin eki könüllü olmak varyantı da var. Harkibiklenmek, kara benzemek, kar gibi olmak. Türlü türlülenmek, çeşitlenmek. Cümle örneği sadece şu 3 örnekte vardı, o yüzden onları paylaşabiliyorum. Bu fiillerde taban olan öbekler şu şekilde: altın, suv, eçki, münüs, takısız isim tamlaması, bir fikirli, eki fikir, eki könül, sıfat tamlaması, harkibik, edat grubu, türlü türlü, ikileme veya sentaktik olarak tekrar grubu. Burada eçki, münüsün bir de Ermeni Kıpçak söz varlığında bir de belirtisiz isim tamlaması şeklinde bir versiyonu var. Belki de oradan da kısalmış olabilir ya da fiilleşme sürecinde o İyelik ekini düşürmüş olabilir. Şimdi bu öbekler Ermeni Kıpçak söz varlığında bağımsız öğeler mi diye baktığımız zaman altın suvu bulamıyoruz. Fakat altın suvlu ve varyantları var. Bir fikirli sadece bir fikirli bolmak fiilinin içerisinde yer alıyor. Eçki münüz ve eçki münüzü leksik birimler. Eki fikir bulunmamakta fakat eki fikirli gibi bir leksik birim var. Eki könül de aynı şekilde bulunmamakta ama eki könülünün varyantları var. Harkibik ne tek başına ne de harla beraber mevcut. Türlü türlü de bir leksik birim. Burada dikkat çekici olan nokta isimden sıfat yapım eki lili, lale ekini aldığı zaman burada 3 örnekte düşürülmüş. Altın suv, altın suvlamak, eki fikirli, eki fikirlenmek, eki könüllü, eki könüllenmek, bunlar da düşürülmüş ama yalnızca bir fikirli de bu lale ekini aldığı zaman bu ek düşürülmemiş. Şimdi bu fiilleştirme sürecinde rol oynayan tek ek olarak lale ekinden biraz bahsetmek gerekirse bu ek ünlü ve ünsüzle biten isim kök ve gövdelerine gelerek gelen fiil türeten işlek bir yapım eki. Uygur ekin sözcük yapımındaki üretkenliğini Gem Almaz'ın ileri sürdüğü fonetik hece ve Türkçenin ünlü, ünsüz artı ünlü fonolojik hece yapısına bağlamakta. Fakat bize göre bu ekin bu kadar işlek olmasının sebebi bu fonolojik yapısı değil, Erdal'ın eski Türkçe için ortaya koyduğu şu özelliklerinden kaynaklanmakta. Ek, Türkçe isim kök ve tabanlarının yanı sıra yabancı isim tabanlarına da gelebilen tek bir ek. Bu tabii eski Türkçe özelinde söyleniyor. Ünlü veya ünsüz ile biten tabanlara eklenmek gibi bir koşul taşımaz. İkiden fazla heceli tabanlara da gelebilir. Sonunda ünsüz çifti bulunan tabanlara da eklenebilir. Yani bu özellikleri dolayısıyla ekin geniş bir serbestiyeti var. Bundan dolayı da eski Türkçe'de, Orta Türkçe'de ve günümüzde de en işlek fiil türeten ek. Bu ek fiilden fiil yapım ekleri olan dönüşlülük, işteşlik ve ettirgenlikle beraber genişleyebilir. Bazen de özellikle
dönüşürlük ve işleşlikle beraber bir bütün halinde isim, kök ve gövdelerine eklenirler. Bizim elimizdeki örneklerden biri hariç 5'i dönüşürlükle genişlemiş, biri de ettirgenlik eki almıştır. Şimdi buna benzer örnekler var mı diye Kıpçak dillerine özellikle baktık. Öncelikle Ermeni harfli Kıpçakçanın öncülü olarak kabul edilen Codex Cumanicus'a, yani Kuman Kıpçakçasına baktık. Burada herhangi bir örnek yoktu. Bir de bu dilin takipçisi ardılı olarak kabul edilen Karaycı'ya da göz attık. Burada da maalesef bir örnek bulamadık. Benim örnek bulduğum Kıpçak dilleri şunlar oldu. Kırım Tatarcası, Karaçay Balkarca, Kazan Tatarcası, Kazakça ve Kırgızca. Bunlar da örnek buldum. Daha baktığım diller Kırım Çakça'ya baktım, Kumukça'ya baktım. Bunlardan örnek tespit edemedim. Şimdi Kırım Tatarcasından örnekler şu şekilde. Dane danelemek, dört ayaklamak, yan başlamak. Burada ikileme var, sıfat tamlaması ve sıfat tamlaması. Karaçay Balkarca'da bazı örnekler var. Alahotalanmak, bederbetlenmek, köl kaldılamak, köz bağlanmak, alahota sıfat tamlaması, bederbet sıfat tamlaması, köl kaldı bir cümlenin artık kalıplaşmış versiyonu, könül kaldı cümlesinin kalıplaşmış versiyonu, köz bağlanmak, bu da takısız isim tamlaması. Kazan Tatarcasında 3 tane örnek tespit ettim. Bir tanesi zarf halinde kalıplaşmış. Akşarlamak, baş baştaklanmak. Akşarlamak sıfat tamlaması. Baş baştaklanmak ikileme, baş ve baştak. Kuş ayaklak, bu da sıfat tamlaması şeklinde oluşmuş. En fazla örneği Kazakçadan tespit ettim. Burada hepsini seslendirmeyeceğim ama ala kölen kelev, kara koşkıldanıv, kızılcasıldanıv, burada zarf fiil ekiyle kalıplaşmış mısık taban dap, sıyır kuyumşak tanıv gibi örnekler. Kırgızcadan da bazı örneklerim var. Alaçak maktav, burada sıfat tamlaması, bir demelev sıfat tamlaması. Mayç kurdav, bu takısız isim tamlaması. Tap teşikte, bu da bir yine emir cümlesinin kalıplaşmış versiyonu. Taş barangdav, burada da takısız isim tamlaması şeklinde. Bu göz attığım çağdaş Kıpçak dillerinin içinde yer alan öbek tiplerini şu şekilde sınıflandırdım. Sıfat tamlaması örnekleri var. En fazla örnek sıfat tamlamasında. Takısız isim tamlaması örnekleri var. İkileme halinde örnekler var. Bir de sıfat artı sıfat örnekleri var. Ben bunları zarf öbeği olarak değerlendirdim. Bir de cümle kalıplaşması örnekleri buldum. İki tane köl kaldılamak ve tap teşiklemek. Sonuca gelirsem, öbeklerden lale ekili fiil yapılması çok yaygın olmamakla birlikte özellikle öbeklerin kalıplaşıp sözlük birim olmaları durumunda görülebilmektedir. Ekle fiilleşen öbekler arasında sıfat tamlamaları öne çıkar. Ermeni harfli Kıpçakçanın öncülü Kuman Kıpçakçasında ve ardılı olan Karaycı'da örneklere rastlanmaz. Ermeni harfli Kıpçakçı'da edat grubu taban olmuşken karşılaştırılan dillerde bu görülmemektedir. Ermeni harfli Kıpçakçı öbeklerin hece sınırlılığı 3 ila 4 arasındayken karşılaştırılan çağdaş Kıpçak dillerinde 2 ila 5 arasındadır. Kazakça değerlendirilen çağdaş Kıpçak dillerine nazaran fiil yapımında öbeklerden daha fazla faydalanmıştır. Ermeni harfli Kıpçak örnekleri 150 yıl gibi kısa bir zaman diliminde kayda geçmiş örnekler olup az sayıdadır. Bunların Karaycı'da takip edilemeyişi yazıcıların şahsi dahilleri olma ihtimalini düşündürmektedir. Buradaki 150 yılı özellikle vurguluyorum çünkü Mustafa Balcı belirli bir zaman gerektiğini söylüyordu. Yani birleşik fiilden ekli fiile doğru. Ama 150 yıl bunun için yeterli bir zaman dilimi mi yoksa kısa mı, o da tartışılabilir. Ayrıca bunlar Ermeni Kıpçak söz varlığında çok az örnekler, 7 tane. Bunlar acaba yazıcıların tasarrufları mıydı? Çünkü bunlar çoğunlukla Ermenice Kıpçakça sözcüklerden alınma örnekler. Fakat bir taraftan da çağdaş örneklerin de var olması bunların tamamen yapay olmayan şeyler olduğunu düşündürüyor. Benim sunumum bu kadardı. Teşekkür ederim. Musa Hocam, sesiniz kapalı, duyamıyoruz sizi.
Evet Musa Hocam biz teşekkür ederiz. 11. oturumumuz bu sunumlarla, değerli sunumlarla, Türkolojiye yapılan değerli katkılarla tamamlanmış bulunmaktadır. Herhalde soru cevap süremiz yok. Var mı Belgin Hocam? Hocam var, 15 dakikamız var. 15 dakika içerisinde değerli katılımcılarımızdan soru sormak, katkıda bulunmak isteyenler varsa süremiz varmış. Buyurun. Benim bir sorum var Selma Hocama. Evet, buyurun Musa Hocam. Selma Hocam, öncelikle teşekkür ederim güzel bildiğiniz için. Hocam bu alıp gelmek yapısında bunun etirgen olduğunu söylüyorsunuz, etirgenlik oluşturduğunu söylüyorsunuz. Bu biraz ilk fiilin geçişli olmasıyla ilgili değil mi? Şimdi biz bunu şöyle değerlendirdik. Bildiri sırasında sanırım tam detaylı da anlatamadım. Biraz zamanı iyi kullanamadım. Ben böylelikle 15 dakikanın ne kadar kısa bir süre olduğunu da anlamış bulunuyorum bu durumda. Hakikaten kendim de şaşkınım. Şimdi Erkan Hirik'in bir makalesi var demiştim. Bu seri fiillerle ilgili. Ben ondan da çok yararlandım. Şimdi alıp gelmek Türkçe'de getirmek anlamındadır. Yani getirmenin bizdeki semantik ve çatı anlamında değeri ne demekse alıp gelmenin de aynı şekildedir. Veya alıp gitmenin, alıp gitmek götürmek demektir. Götürmek bizde çatı anlamında ve semantik değer bakımından anlamı neyse ikisinin birlikte anlamına bakarak böyle bir karara vardık. Anladım hocam, semantik olarak. Yani pek tabii ki almak fiilinin de orada anlamı var. Zaten seri fiillerde ikisi iki fiilin arka arkaya gelip birlikte kullanılan bu fiillerin ikisinin veya ikisinden birinin anlamını kaybetmesi ya da deyimleşmesi söz konusu değil. Her ikisi de kendi anlamına sahiptir ama konuşanın ve o cümleye muhatap kalan insanın zihninde onun karşılığında tek bir iş vardır. Alıp gitmek demek götürmek. Hocam bir de bir şey daha dikkatimi çekti. Ermeni harfli Kıpçakça'dan örneğiniz alıp keltirmekti. Yani burada ettirgenlik yine kullanılmış. Evet. Çok doğru. O muhtemelen bir ara dönem olabilir. Yani hem kelmek, keltirmek var hem de alıp keltirmek kullanılmış. Eğer ben vaktimi güzel kullanabilmiş olsaydım onu vurgulayarak geçecektim zaten. Bir de vakit azalınca biraz da paniğe de kapıldım. Hiçbirini söyleyemeyeceğim gibi oldu. Dikkatinize de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Evet. Teşekkürler katkılarınız için. Ben Ali Hocam, başka soru yoksa, dinleyenlerimizden başka sormak isteyen yoksa Ali Hocam'a sorabilir miyim? Var mı başka sormak isteyen katılımcımız hocamız? Ali Hocam. Evet hocam. Sormak fiilinin kök anlamıyla ilgili, yani sorutmak, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sorutmak acaba sormak mı yoksa sormak başka bir sormak olabilir mi kök olarak? Öyle bir ihtimal düşünebilir miyiz? Hocam şimdi iki sormak var. İşte birincisi uzunlu olan sormak, emmek anlamında. Diğeri de soru sormak. Fakat bu bizim incelediğimiz sorutmak türemiş bir şekil, ettirgen gibi görünüyor. Fakat burada da ettirgen yapının anlamsal olarak şeyi oturmuyor. Sordurmak, eğer biraz önce Selma Hoca'nın da bahsettiği gibi ettirgen çatıda sordurmakla bir anlam ilişkisi kuramıyoruz. O yüzden üçüncü bir sormak yapısı olabilir. Onu da tarihi metinlerde veya tarihi metin sözlüklerinde rastlamadım. İki tane sormak var. Sonra birbirine karışmış. Fakat bu biraz önce bir başka sözlüğe de baktım.
Bu somurtmak fiilini sorutmaktan göçüşme yoluyla geldiğini iddia edenler var. Eski metinlerde somurtmak somurtmak şekli yok. Sorutmak şekli var. O sorutmak da Kaşgarlı'da yüz asmak, surat asmak anlamında. Böyle bir göçüşme üzerinden oluşmuş olabilir. Yani üçüncü bir şeye rastlamadım hocam. Sanki evet dediğiniz doğru. Yani her iki mevcut bilinen köke de anlam bakımından çok kolay bağlanamıyor. Evet. Yani başka bir dilden diyeceğim ama bu da çok temel kavramlardan bir tanesi. Başka dilden zor görünüyor. Dediğiniz gibi. Yani Türkçe ses yapısına çok uygun bir de tarihi metinlerde de zaten yani alıntılama yapamayacağımız uygarlıklar çağı diyelim. Karahanlı çağı metinlerinde de olduğu için Doğu Türkistan'da. Evet. Ermenice'den, Rumca'dan veya başka Anadolu dillerinden alınma ihtimali biraz şey ama bunun üzerinde durmak lazım. Benim bir tartışma açma amacıyla bu bildiriyi şey yaptım. Farklı görüşlerde olabilir tabii. Bu da pandemi döneminde çıkan bir şeydi. Tokat'ta bir belediye ayakta sorutmayın diye afiş yazmış. Ayakta durmayın, kalabalık olmayın şeklinde. Tabii üzülmek veya işte yüz asmak, yüz asarak dikilmek dışında. Ha, hocam bizim bölgede yüz asma ifadesi yok orada. Doğrudan ayakta durma. Hocam şöyle hani, gailesiz ayakta durmak da olabilir. Yani bir amaçsız, Tokat Belediyesi'nin yazdığı doğru olabilir. Evet. Yani amaçsız, gailesiz, işsiz, güçsüz ayakta dikilmeye somutmak dendiğini biliyorum. Evet. Yani evet. Bazı bölgelerde de sadece yüz asmak anlamı var. Yani bu fiil tamamen belki ağız atlası çıkarılırken dar bölge çalışmalarında bu bir ölçüt olabilir. Surat asmak anlamındaki sorutmak, ayakta durmak anlamındaki sorutmak bölgeleri gibi de olabilir. Yani bunlar bir de sizin Emirdağ'daki gibi ayakta somurtarak durmak. Evet. Anlamı da üçüncü bir seçenek olabilir. Yani oturarak sorutmak da olabilir. Örneğini bilmiyorum ama şu anda aklıma gelmiyor. Yani sorutup oturmak diye geçiyor mu acaba? Yani yüz asıp oturuyor. Evet. Yüzünü dürmek vardır bizde diyelim. Yüzünü dürmek buna yüz asmaya çok benzer. Evet. Yani acaba mecazi ifade gibi yüzü dürmek yani. Evet, yüzünü dürmek mecazi. Evet. Yani sanki yüzünü kapatmak gibi küsmek, konuşmamak, somurtmak anlamlarında. Burada da sanki sorutup oturmak kulağıma yabancı gelmiyor. Evet, evet. Hocam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Musa Hocam. Başka hocam. Musa Hocam ben. Merhaba. Buyurun başkanım. Buyurun başkanım. Ali Hocam merhaba tekrar. Merhaba hocam. Şimdi de yani sorutmak kullanılır da yani karşımda sorutma, sorutup durma denir daha ziyade. Yani ağız olarak kullanılır. Sorutup durma. Karşımda sorutup duruyor. Ama bu sadece beklemek mi yoksa başka bir psikolojiyle mi beklemek? Onun ayrıntısını bilmiyorum. Yani somurtarak beklemek mi? Ama yani ufuk açtı. Tek başına durmak tabii ayağa kalkmak demek. Bir manası, evet. Bir manası da dost doğru durmak demek. Yani kımıldamadan durmak anlamına da geliyor. Evet. Acaba o muydu? Etimolojiniz de tabii soru sormak için kalkmak olabilir. Ben sadece şey olarak bu vurgu meselesi açısından hani evet. Soru sormaktan gerin düğümle beraber durmak bir birleşik olsa vurguyu önüne bırakırdı gibi düşündüm. Yani hani o zaman sorutmak yerine sorutmak, sorutturmak gibi olabilirdi. Hani yormaktaki yorda işte başkadır derken o dırlar önüne bırakıyor. Veya çok eski bir birleşim olması lazım. Her evet. Şey mümkün. Çok istifade ettim. Elze Hocam'dan da istifade ettim. Musa Hocam sizinkini Salan Bey dinlerken fark etmişsinizdir. Gelen giden çok olduğu için
böyle çok can kulağıyla orta şiddetle açtım, dinlemeye çalıştım ama kaçırdım, başını iyi takip ettim. O birleşik yapılar. Ama nasıl olsa hem kayıttan da seyredeceğim. Seyredeceğiz hepimiz. Yayınlanacak da, o da çok ilginç. Teşekkür ederim yine. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Dinlediğiniz katkılarınız için. Hocalarım, değerli başkanım, değerli katılımcılarımız, başka soru ve katkı varsa birkaç dakikalık süremiz daha var. Kullanabiliriz. Yoksa ben izninizle Bilge Tonyuk'un salonundaki 11. oturumumuzu kapatmak istiyorum. Oturumumuza katılan başta kurum başkanımız saygıdeğer Gönül Hüseyin hocamıza ve sunumlarıyla, bildirileriyle katkıda bulunan Profesör Doktor Ali Akar hocamıza, Doçent Doktor Selma Gülsevin hocamıza, Doçent Doktor Elza Senetli hocamıza ve Doktor Öğretim Üyesi Musa Saran hocamıza çok çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. İyi günler diliyorum. İyi günler hocam. İyi günler.